Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Camiur Durus okumaya devam ediyoruz. Camiur Durus geniş olarak Arapça gramerinden bahsediyor. nahvi ele alıyor ve e, ef'alul kulub demişti. Fiillerin kısımları ve müteaddi fiillerden kulub fiilleri. Kulub neydi? Kalple alakalı. Yani hisle e, alakalı ve iki mef'ulün bih alan e, fiillerdi. Geçenki bölümde birkaç çeşidini okumuştuk. Şimdi dördüncü çeşidine geldik. Evet ve rabi dördüncüsü teallem. Teallem bir mana ne manasında diyor? İ'lem bil ki ve ateqit yani inan ki manasında. Ke kavli şair Evet, şairin şu sözündeki gibi. Teallem şifâen nefsi kahra aduvvihi. ve evet, şunu şöyle yaptık. Febâliğ bilutfin fit tahayyuli vel mekir. Evet, nefsin şifasını, düşmanını kahretmede bil. Yani onu kahretmek olarak bil. Febâliğ bilutfin kir lutfa ulaş lutfa eriş fit tahayyuli vel mekir. Yani o düşmanın işte hilesini ve tuzağını ne yaparak düşünerek yani onları aşarak lütfa eriş. Burada bizim ilgilendiğimiz kısım neresi? Şu teallemin iki tane mefulün bir alması gerekiyor. Bakın şifae birinci mefulün bir, kahra ise ikinci mefulün bir oluyor. Tabi bu şiirlerden delil getirme nahivde çok önemli. Şerhül Şerhul e, Neda. Bakın Şerhul Katrın Neda. Bu Katrineda'da Neda'da da e, bu e, esas alınmış. Başka nahi kitaplarında da bu var. Dolayısıyla burada da Arap şairlerinin e, o e, özellikle eski dönem o şiirlerindeki e, kullanımları delil olarak getiriyor. Tabi ayet-i kerimeleri de getiriyor. Vel kesir çoktur diyor. El meşhur istimaluha. Yani ee, meşhur kullanımı nerede? Enne ve e, Sıla tuha. ke kavli şair. Enne dediği burada normal hani inne ve enne var ya sıla dediğine ennenin ismi ve haberi yani. Ke kavli şair mesela şairin şu sözündeki gibi. Teallem enne hayren nasi meyite ala cifril beha la yerim. Yani e, o işte cifril behada yani Gatafan bölgesinde bir su e, kaynağı veya su kuyusu. E, orada diyor e, işte ölü olan şüphesiz ki veya e, sürekli insanların en hayırlısı olarak e, kalır orada. Burada enne ve ennenin ismi haberi e, teallemin e, mefhulün bihleridir. İki mefhulün bihidir diyor. Yine mesela diğer bir ve ahir diğer şair de Fekultu dedim ki taallem enne lis-saydi irre, ve illa tudayyi'ha Yani bil ki o avın bir erresi var. Yani bir e, hastalığı var. Bu erre uyuz olarak da e, geçiyor. E, değilse e, onu bırak yoksa o onun katilidir gibi. Burada da yine enne ve cümlesi taallemin diyor. Birinci ikinci mefhulen bihidir. Ve fil hadisi deccal deccalden bahseden Hadis-i şerifte e, ne diyor? Teallemu biliniz ki, bakın yine teallem ve enne ile beraber gelmiş. Rabbiniz, enne rabbekum leysebi'a var. Hani e, şaşı değildir veya deccal gibi. Hani e, gözü bir gözü kör değildir. Ve tekunu enne ve sılatuhuma. O zaman enne ve onun e, iki sılası yani enneyi takip eden ismi ve haberi. Hine idin. o vakit ne olur? Kat seddeta meseddel mef'uleyn. Sedde mesedde ne demekti? Yerine geçmek. Yani o taallemin te iki mef'ulün bihinin yerini alır. Fe inkânet emren min taalleme yeteallemu. Öğren e, anlamındaki e, taalleme babından emir olarak gelirse. Bakın buradaki de emir. Normalde taallem çünkü emirdir ama buradaki hangi manayla gelir diyor. İ'lem ve i'teqid yani e, bil manasında, inan manasında ama öğren manasında gelirse hani te'alleme ye te'allemu değil mi? O zaman diyor öğrenmek manasında gelen müteadiyetun müteaddiyetun ila mef'ulin vahid. Tek bir mef'ulin bir alır Mislu te'allemul arabiyyete ve allimuhen nas. Mesela insanlara Arapçayı e, Arapçayı öğrenin değil mi? Öğrenmek diyoruz çünkü ve öğretin. Onu insanlara öğretin. Burada teallemu yukarıdaki ile aynı yani e, normalde bakın buradaki ile aynı ama bunun manası öğrenmeyi anlatıyor. Dolayısıyla bu sadece bir tane mefhulün bir alır diyor ve kulüp fiillerinden olmaz o vakit. Vel hamis beşincisi nedir? Vecede. Vecede bir mana ne manasında? Alime ve'tekede. ve teqede ve ee, yine inanmak mı arasında? Yani bir şeyi iyi buldum, güzel buldum diyoruz. Yoksa hani kalemi buldum, kitabı buldum değil. Yani o, o, o manadaki bulmak değil de güzel bulmak, işte hoş bulmak, değerli bulmak o manada. Ve ruha, yine bunun masarı da aynı şekilde diyor. İki mefhulün bir halır. El vücut vel vicdan. Vücut, vicdan gibi geliyor mislu yani vece'tu sıdqa zînetel uqala. Doğruluğu akıllı kimselerin süsü olarak buldum. Bakın burada soyut bir şeyden bahsediyor. Dolayısıyla bu vece'denin birinci mefhulün bi. Zine, Zinetel ise vece'denin ikinci mefhulün bihi oldu. Yine ayet-i kerimede bakın Ve in vecedna onların çoğunu e, Lefasikin, fasıklar olarak e, bulduk. Evet, burada ektera e, birinci e, mefûlün bir, e, fasıkîn ise ikinci mefûlün bir oldu. E, fe lem tekun bir manel ilm el Eğer e, bu şekilde e, ilim yani e, bilme ve inanma gibi manada gelmezse, o zaman lem tekun min hada'l bab yani bu babta olmaz ve zalike mislu mesela vecettu'l kitabe kitabı buldum gibi e, vücuden ve vicdane bunlar da e, aynı şekildedir yani mastarları da eğer normal bir bulma anlatıyorsa e, o e, bu e, kulüp fiillerinden değildir bir kesril vav vavun kesresiyle fil vicdan vicdanda ey tuhu yani eriştim ve zafertu bihi yani ona kavuştum ba'de ziyaihi yani kaybettikten sonra ve mislu ne gibi mesela vecede aleyhi mevcideten bakın bir de bunun böyle esreli hali vardır diyor bi fethil mimi ve sükunil vavi vavun sukunuyla ve kesril cimi cimin kesresiyle ey hakada aleyhi ve gadaba bu sefer de ne manasında yani kinlendi Bakın buradaki vece ona kin duydu ve öfkelendi malasında. Ve fil e, ve fi hadis. Mesela e, hadis-i şerifteki Buhari'de geçen e, bir hadis-i şerifte iman iman kitabında geçen bir hadis-i Hani e, birisi geldi bir kabilenin temsilcisi Peygamber Efendimize bir takım sorular e, soracak. E, ve ne dedi sorularına başlamadan önce? inni enni sa'iluke. Yani sana ben soracağım. Fela tecid aleyye. Evet bana e, ne yapma bakın burada. Hakade ve gadabe manasında. Yani bana öfkelenme. Ve la tecid. Ey la tağdab min suali. Yani benim sualimden, sorumdan dolayı bana öfkelenme. Ve mitlu yine bu vecede bihi vecden. bakın diğer başka bir manada daha geliyor diyor. Bu kaçıncı mana oldu? Bu e, dördüncü mana oluyor. Birincisi hani bir şeyi güzel bulmak. İkincisi kaybolan bir şeyi bulmak. Üçüncüsü bakın gadaba öfkelenmek e, veya kinlenmek. Dördüncüsü de vacede bihi vacden bi fethil vav ve sükunül cim ey yani ona üzülmek ve vacede bihi yine bakın e, burada da aynı ifadeyle başka bir mana anlatıyor diyor. Eyden ey ehabbahu, onu sevdi. Hani vecde gelmek diyoruz ya. E, vecde gelmek bir de coşmak var. E yukarı denilir ki lehu onun var bir ashabi arkadaşlarına vecdun. Yani muhabbeti var. Ey muhabbetun muhabbeti var. Ve mislu vecede cideten bir kesril cimi ve fethid dali. Bakın bir manası daha varmış. E, o da e yani istagna vinen ye'menu ba'dahu'l fakir. Fakirlikten sonra artık yine oldu. Ee, zengin oldu e, vecede cideten. Yani bir varlığa erişti deriz ya varlıklı kimse. Hani varlıklı kimse bu da vecededen geliyor. E, demek ki bu 5-6 e, tane kullanımdan sadece bir tanesi yani ilk kullanımı. O da bir şeyi iyi bulmak, güzel bulmak gibi o efalül kuluptan kuluptandır. Ve sadis peki e, altıncısı elfa. Elfa bu da vecede ile aynı manada değil mi? Elfa e, bir mana alime. Alime manasına geldiği zaman ve ateqede yani bu da güzel bulmak filan. Mislu elfe tu kavleke savaben yani senin sözünü kavleke yani senin sözünü savabney, Doğru değil mi? Sahih yani. Senin sözünü doğru buldum. Bakın el feytu buldum. Fe in kanet bi ma'na asabe şey'e yani bir şeye erişmek ve zafere bihi ona kavuşmak manasında olursa kanet müteaddiyeten ila vahid o zaman tek mefhulim bir halır. Mesela el feytul kitabe yani ''vecedtu'l kitabe. Kitabını yaptım? Buldum. Kale ee, teala mesela ayet-i kerimede diyor bu manada geçmiş. Ve el feya Bakın buldular. Hazreti Yusuf e, aleyhisselam'ın kıssasında Yusuf ve e, işte Züleyha değil mi? Burada tesniye iki e, tesniye iki Ben bahsediyor. İkisi de buldu Seyyidaha, onun efendisini yani o kadının kocasını buldular. Ledelbab kapıda, kapının yanında. Dolayısıyla burada e, elfe e, fiili e, sadece birisini bulmayı anlatıyor. Tek mefhulün bir alıyor. Ef'alu zanni zan fiilleri. Bakın bu da kulüp fiillerinden. Yani bu farklı bir başlık değil. Zan fiilleri de yine ef'al kulüptandır. İki mefhulun bir alıyorlar. Ef'alu zanni zan fiilleri vehiye bu zannedir. nedir? Ma tufiyudu, ifade edendir. Ruchane vuku'i şey'i. Yani bir şeyin gerçekleşmesinin rüçhan. Rüçhan ne? Üstünlük. Ee, üstünlük, yeylemek diyoruz ya. Bir şeyi bir şeye yeylemek. Yani filan şeyi değil de şunu tercih etmek gibi. Ee, mesela bu da iki çeşittir dedi. Nev'un bir çeşidi yekunu li zanni vel yakini. Zan ve yakin için olur. Vel galip çoğunlukla kevnuhu li zanni. Çoğunlukla zan için. Yakin ne? Kesin inanma zanney. Bakın zan ise zannetme yani Türkçe'de. Ve nev'un bir çeşidi de yekunu li zanni hasbu. Sadece zan için olur. Demek ki bir çeşidi hem zan hem yakın anlatıyor. Bir çeşidi ise sadece zan anlatıyor. Fe nev'ul evvel birinci çeşidi Yani üç tane fiildir. El evvel birinci fiil zanne. Zanne fiilidir ve huve liruchani vuku'iş şey'i. Bu bir şeyin gerçekleşmesi için rüçhan. Yani tercih anlatır. Ke kavli şair. Mesela zanan tuke seni zannettim. Evet buradaki bunu müzekker olarak okuyacağız. Zanan tuke in şebbet lezal harbi saliyen فَعَرَّتَّ ف۪ي مَنْ كَانَ ف۪يهَا مُعَرِّدًا Evet burada bir açıklama düşmüş. شَبَّتِنْ Nar Bakın şebbet geçti burada. Nedir? اِتَّقَدَتْ Yani tutuştu. Ateşin tutuşması. لَذَا harp O zaman ne oluyor? Harp ateşi. لَذَا Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor kızgın alev diye. Harp ateşi tut, eğer tutuştuysa saliyen saliyen bu da tutuşmayı anlatıyor. Bakın devamını da okuyalım. Ve şebbeb teha sen tuha ene ben onu tutuşturdum yani evkat tuha fehiye meşbube o da tutuştu. Fil fiili lazım müteaddi evet bu diyor lazımı ve fi e, müteaddi olarak geliyor. Hangi fiilden bahsediyor? Bu e, şebbe fiili. Ve leza ise ennar ateştir. Saliyen ise Men salen nara yani ateşte yanan kimse ve biha ve onu yakan kimse ida harraha yani eğer ateşi artmışsa, çoğalmışsa ve biha ve onunla yanan kimse ve arratte o nedir? korktun ve ferarte kaçtın ve harfte oradan uzaklaştın manasındadır diyor. O zaman şiire şöyle geri dönelim. evet eğer diyor sen o harp ateşini ee, tutuşturduysan, yaktıysan e, saliyen yani içine atmak için e, beni fe sen kaçarsın Fi men fiha fîhâ e, muarrida yani orada e, tutuşanlardan sen kaçarsın gibi bir mana var. Burada e, zanne fiili e, anlatıyor. Bakın yukarıda geçti. Rüçhan anlatıyor. Yani bir şeyi bir şeye karşı tercih etmek gibi ya veya yeylemek gibi ve diyor bu iki tane mefhulün bir e, alıyor. E, buradaki ke birinci mefhulün bihtir e, ve e, buradaki diğer cümlenin içerisinde de ikinci mefhulün bihi aramış olacağız. Peki vakat tekunu lil yakin bazen yakin için gelir e, kesin inanma anlatır. Ke ta'ala şu ayet-i kerimede olduğu gibi ne onlar zannederler. Zannederler derken Türkçedeki zannetmek değil. Yakinen inanırlar. Bakın yakin anlatıyor. Bakın zıt mana bu daha önce geçmişti. Zıt mana anlatıyor bu zan. Ennehum neyi kesinlikle kabul ederler, inanırlar. Kendilerinin mülaku rabbihim. Rablerine kavuşacaklarına o iman edenler kesinlikle inanırlar. Yine diğer ayet-i kerimede ve zannu, onlar kesinlikle inandılar. Ella melce min Allahi illa ileh. Yani Allah'tan başka sığınak olmadığına kesinlikle inandılar. Ey alimu bildiler ve atakidu inandılar. Evet bu bu da yakin anlattığı zaman da yine iki tane mef'ulün bir alıyor. Burada enne ve sonrası sette mesettel mef'ul mef'uleyn değil mi? Fe in kanet bi ma'na itteheme eğer itteheme manasına gelirse yani suçlu bulduğu veya suçladığı e, gibi fehiye müteaddiyetun ila vahid o zaman tek bir mef'ulün bir halır. Mesela zannel kadı fulanen yani kadı filan kimseyi suçlu buldu. Buradaki zanne itteheme manasında bakın tek mef'ulün bir alacaktır diyor. Ey ittehemehu onu itham etti ve zannedilen yani elle müttehem bu da bakın buradan e, zanin, maznun, e, bunlar hepsi bu itteheme manasında e, türemiş e, ifadeler. E, suçlanan kimse. Ve minhu yine bundandır diyor kavluhu Teala. Şu ayet-i kerime ve ma huve alel gaybi bi zanin. Burada bir zanin diye vermiş. Belki farklı kıraatlerde öyle gelebilir. Fakat bu normalde bizim mushaflarımızda dat harfi ile geliyor. Bir danin şeklinde. Ama demek ki başka kıraatlerde z diye de gelmiş. Buradaki danin yine ne manasındadır diyor. Suçlanan. Yani o onunla suçlanacak. Yani gaybı bilmekle itham edilecek değildir. Burada demek ki bu şekilde suçlanma veya itham edilme manasına geldiği zaman tek mefhulun bir alır diyor. Zanne fiili buna örnek getiriyor. Ve sani ikincisi zannenin e, yani e, ne fiillerdi bakın yukarıda geçti. Ef'alu zan. Zan anlatan fiillerden birincisi zanne. Zanne iki şekilde kullanıyor dedi. Bir e, zan anlatıyor. Bir de yakin, kesinlik anlatıyor. İkincisi ve sani hale yani hayal vehiye Ve hiye bir mana Zanne. Bu da zanne manasında. Elleti ruchan Yani üstünlük anlatan, yeylemek anlatan, tercih anlatan, zan anlatan manada. Kekavli şair. Evet, şairin şu sözü gibi. Evet, ve mehu a'yıbi. Şurada fettayı düzeltelim. Peki, ne diyor? İhalüke. İhal. Normalde hayalin nesi e, bakın e, ifal babında e, masları gibi duruyor. İhaluke inlem tumidu tarafe ve heven yesumu kemala yustata'u minel vecd. Senin diyor e, hayal etmem ve senin hayalin inlem tumidu tarafe iki tarafa eğer e, eğilmezse dalmazsa da hevan işte e, o arzu arzuyla Yeshu ke seni e, getirir mala Yustata Ominel vejd yani e, yukarıda bakın vejd geçti e, Bu vecdi ne manada e, işte o alabiliriz Eğer muhabbet manasını alırsak yani muhabbete güç getiremeyecek bir yere çeker veya e, Vejdi ne manasını alalım Bulmak yani bir şey bulmaya güç getiremeyecek bir yere götürür gibi Burada ihal kelimesinin e, hayal, hayalden yani senin zannın diye geldiğini söylüyor. Ve kad tekunu lil yakin vel itikad. Bazen bu hayal diyor, kesinlik, kesin inanma anlatır. Ke kavlil ahir, diğer şair gibi mesela. Da'ani l'avani ammehunne ve khiltunu li ismun fela ud'a bihi ve huve evvel. Evet, burada e, tu" kelimesi, bakın hayal etmek diyoruz ya. Hiltuni e, ve e, bu hayal etme kelimesi ne anlatıyor? Kesinlik anlatıyor. Kesinlikle ben e, işte biliyorum, inandım ki, kesinlikle bildim ki benim bir adım var. E, beni diyor, o isimle, e, adımla e, niye e, çağır, e, çağırmazlar? Neden çağırılmam gibi. Evet, burada ey yani Da'uneni beni davet ettiler. Ammehunne onların işte ammesine. Burada amme iki manaya gelebilir. Yani amca manasına gelebilir veya yaygınlık, genişlik, umum gibi orta gibi manaya gelebilir. Onların ortasına çağırdılar. Vakat alim tu ben kesinlikle biliyorum enneli ismen benim bir ismim var. Efele ud'a bihi onunla neden çağrılmam? Ve huve usminli. Ki o benim e, birinci ismimdir diyor. Ve ya mütekellim burada. Mütekellim e, yası mef'ulü halel evvel. Yani e, halenin birinci mef'ulün bihidir. Ve cümletu ismin isim cümlesi de yani isimden sonra gelen cümlede. Fi mevdi i nasbin nasb e, mahallindedir. Ala enne mef'uluhu thani. ikinci mef'ulü olarak diyor. Ve thalis, üçüncüsü e, evet bu e, zan fiillerinden üçüncüsü hasibe. Hasibe fiili vehiye hiye lirruçhan. Bu da zan anlatıyor. Bir mana zanne ke kavlihi teala yahsebuhumul cahilu e, cahil kimse onları zanneder. Bakın yahsebu zanneder. e. zenginler zanneder. Bine iffetlerinden dolayı. Burada hum, bakın yahse bunun birinci mefhulün bihi. ya ise ikinci mefhulün bihidir. Ve kavluhum, ve tehsebuhum eyikâzan, sen onları uyanık sanırsın. Ve hum rukut, oysa onlar uyumaktadırlar. Burada da bakın, hum birinci mefhulün bih, ikinci mefhulün Yine bu zannetme, hani sen onları zannedersin diye. Ki kavli şair, şairin işte sözü gibi, Hasibdül teka vel cude hayre ticaretin ribahan iza mel mer'u esbaha thâkilen. Thâkil ne demiş? Etkalehul maradu, en hastalık ona ağırlaştı. Fe eşrefe minhu alel mevt. O da ölüm onu kontrol etti, yani ölüm yokladı onu. Ben diyor, işte zannettim neyi? E, vücut ve vel, velcud, vücut değil de velcud. karşılaşmayı ve bolluğu Hayra ticaretin en hayırlı ticaret e, zannettim. Ribahan kar olarak. İza mel maru asbaha es thaqilan. Yani e, hastalık diyor onda şiddetlendiği zaman. Peki e, burada e, kalalım. Okumaya inşallah devam edeceğiz. E, ve e, inşallah e, ef'al kulubu gelecek bölümde bitirmiş olacağız. Ve buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.